Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Serpil Baytaş. Bu haftaki dersimizde, yani 6. dersimizde Türk dilinin doğru yazımı ve kullanımı konusuna değineceğiz. Yazım özelliklerinden başlamak isterim. Yazım, bir dilin söz varlığını, o dilde yürürlükte olan ses, şekil, köken ve bunun gibi kurallara uygun olarak yazıya geçirme, dildeki sözleri kurallarına uygun olarak yazma demektir. Yazım kuralları uzun süren denemeler sonucunda ortaya çıkar. Dil değişen bir yapıya sahip olduğu için dile bağlı olan yazım kurallarının da zaman zaman yenilenmesi gerekebilir. Fakat bu yazım kurallarında gelişi güzel değişiklik yapmak anlamına gelmez. Bireysel hareket etmek, belirli bir yazım kılavuzu kullanmamak toplumu yazım birliğinden uzaklaştırır. Düzeltme işaretinden başlayalım kuralları anlatmaya. Yazılışları aynı, anlamları ve okunuşları farklı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur. Adem yokluk, Adem insan, adet sayı, adet gelenek alışkanlık, aşık eklem kemiği, aşık vurgun tutkun, batın karın, batın iç gizli, hak doğruluk, hak toprak, nazım manzume, nazım düzenleyen, vakıf para, mülk, vakıf bilen vakfeden, varis damar genişlemesi, varis mirasçı, yar uçurum, yar sevgili. Örneklerinde bu düzeltme işaretinin önemini görmektesiniz. Ancak katil, öldüren ve kadir güçlü kelimelerinin katil, katil öldürme, öldürme ve kadir, kadr değer kelimesiyle karışma olasılığı olduğu halde bunlarda düzeltme işareti kullanılmaz. Arapça ve Farsçadan dilimize giren bir takım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince G, K ünsüzlerinden sonra gelen A ve U ünlülerinin üzerine konur. Agah, aşikar, bekar, cengaver, davetkar, dergah, dükkan, eşkal, fedakar, hikaye, hakkari, inkar, kağıt, kar, mahkum, mükafat, nikah, ordugah, rüzgar, sükun, tezgah, vefakar, zeka örneklerinde görüyorsunuz. Kişi ve yer adlarında ince L ünsüzünden sonra gelen A ve U ünlüleri düzeltme işaretiyle yazılır. Haluk, Lale, Nalan, Elazığ, Ladik, Ladik, Lapseki örneklerinde görüyorsunuz. Nispet iyisinin belirtme durumu ve iyilik ekiyle karışabileceği durumlarda düzeltme işareti kullanılır. Askeri, dini, edebi, fikri, harici, ilmi, milli, merkezi, resmi, temsili, zihni örneklerindeki gibi. Türk askeri örneğinde konulmaz. Askeri ateşe derken askerle ilgili, askeriye ile ilgili bir durum söz konusu olduğu için koymak zorundayız. Diğer örnekleri de sayfada görmektesiniz. Bazı kelime ve eklerin yazılışına bakacak olursak tabloda darlaşan sesliler, yanlış ve doğru yazılımları, ünsüz uyumunda da yanlış ve doğru yazılımları görmektesiniz. Yine bir diğer tabloda ünsüz değişikliği, ünsüz yumuşaması, yumuşak G ve değişikliği konularında yanlış ve doğru yazılımları görüyorsunuz. Da-D bağlacının yazılışına değinelim biraz da. Da-D bağlacı ayrı yazılır ancak kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı kılarak ünlü uyumlarına uyar. Çok zor da olsa bu işi başaracağım. Bütün bu olayları Fatma da biliyor, Ali de. Bugün de okula gelmedi. Çalışıp da başarılı olmayan var mı örneklerinde bu durumu görüyorsunuz. Ayrı yazılan Da-D hiçbir zaman tatil biçiminde yazılmaz. Ya bağlacıyla birlikte kullanılan Da-D, da pardon, D hali yok bunun, da ayrı yazılır. Da D bağlacı kendisinden önceki kelimeden kesme işaretiyle ayrılmaz. Ahmet de sinemaya gitti örneğinde görmektesiniz. Doğa tırmanmaya üşenmişti ama akrabasını da şöyle ya da böyle susturmak istemişti örneğinde de görüyoruz bu durumu. Ki bağlacının yazılışı. Ki bağlacı ayrı yazılır. Demek ki, anladık ki, yazık ki, olur ki, kaldı ki, bilmem ki örneklerindeki gibi. Ey oğul, saygılı ol ki saygı göresin örneğindeki gibi.
Bazı örneklerde ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Örneğin belki, çünkü, halbuki, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki. Dekiler gibi. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki ayrı yazılır. Ne yaptığını gördün mü ki? Okula geldi mi ki? Örneklerindeki gibi. Dilimizde bir de aitlik bildiren ki eki vardır. Ki aitlik eki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Orhan'ın ki, onun ki, sokaktaki. Ancak birkaç örnekte bu ek ünlü uyumlarına uyar. Bugünkü, dünkü, öbürkü kelimelerinde olduğu gibi. Ne nokta nokta ne bağlacının yazılışı. Ne nokta nokta ne bağlacı cümleye olumsuzluk anlamı verir. Bu bağlaçla kurulan cümlelerin yüklemleri olumludur. Ne Mehmet ne de Yasemin bu anlamsız işi akıl erdirdiler. Ne şair yaş döker ne aşık ağlar. Ne Ankara'yı ne İstanbul'u seviyor. Ne şiş yansın ne kebap örneklerinde bu bağlacı görmektesiniz. Yorgi de tedavisi imkansız bir futbol hastasıydı. Lakin ne kuvvetli şut atabilir, ne iyi çalım yapar, ne de korner atılırken zekice yer tutabilirdi. Bu örnekte de bu bağlacı görüyorsunuz. Soru ekinin yazılışı. Mami, mumi, soru eki, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı kalarak ünlü uyumlarına uyar ve gelenekselleşmiş olarak ayrı yazılır. Ben çocuk muyum, bu işte de mi, Fikret'i aramış mıydın? Esmer miydi? Saçlar beyaz mıydı? Dudağının sol tarafında bir ben var mıydı? Örneklerinde görüyorsunuz. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eki bitişik olarak yazılır. Sen ağlıyor musun? Sinemaya gitmeyecek miyiz? Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır. Geldi mi gitmek bilmez, kar yağdı mı bütün yollar kapanır örneklerinde görüyorsunuz bu durumu. İle edatının yazılışı. İle ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Kelimelere eklenerek yazıldığında ünlü uyumuna uyar. Ünlü ile biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer. Borcuyla yani borcu ile, çorbayla çorba ile, kınayla kına ile, sürüyle sürü ile, annesiyle annesi ile, dolayısıyla dolayısı ile, eliyle eli ile, kardeşiyle kardeşi ile. Ünsüzle biten kelimeleri ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer. Barışla barış ile, kalemle kalem ile, sokakla sokak ile örneklerinde görmektesiniz. Makmek ekinin yazılışı. Makmekten sonra a, ı durum eklerinden biri geldiğinde araya y koruyucu ünsüzü girer. Görmek tire i görmeyi, sevmek tire e sevmeye örneklerinde görüyorsunuz. İmek ek fiilinin yazılışı. İmek fiili bugün daha çok ekleşmiş olarak kullanılmakta ve ünlü uyumlarına uymaktadır. Ünlüyle biten kelimelere eklendiği zaman i ünlüsü düşer. Bu durumda araya y ünsüzü girer. Bakıcıydı, bakıcı idi. Hastaydı, hasta idi. Neyse, ne ise. Satıcıydı, satıcı idi. Yorucuymuş, yorucu imiş. Ünsüzle biten kelimelere eklendiği zaman da i ünlüsü düşer. Bencilse, bencil ise. Gidermiş, gider imiş, sakardı, sakar idi, yalnızsa, yalnız ise örneklerindeki gibi. İken'in yazılışına gelecek olursak, iken ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Bu durumda başındaki i ünlüsü düşer, ünlü uyumuna uymaz ve daima ince şekli kullanılır. Çalışırken, çalışır iken, oturmuşken, oturmuş iken, yazarken, yazar iken. Ünlü ile biten kelimelere getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünlüsü girer. Evdeyken, evde iken, sokaktayken, sokakta iken örneklerinde görüyorsunuz. Pekiştirmeli sıfatların yazılışına gelecek olursak, pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır. Apaçık, çepeçevre, çırılçıplak, dümdüz, güpegündüz, masmavi, paramparça, sapsarı, sırılsıklam örneklerindeki gibi. Sayıların yazılışına gelirim. Sayılar metin içinde yazıyla yazılır. 2 hafta sonra sınavlarımız başlayacak. Biz 5 kardeşiz örneklerindeki gibi. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar rakamla yazılır. Kadıköy Eminönü vapuru 17.30'da hareket edecek. Atatürk 1919'da Samsun'a çıktı. 250 metre kumaş satın alınmalı örneklerindeki gibi. Saat ve dakikaların metin içinde yazıyla yazılması da mümkündür. Saat 5'e çeyrek geçe yola çıkmam lazım. Atatürk saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de gözlerini kapadı örneklerindeki gibi.
Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 5207, 750. Bugüne kadar 35 kitap yazmış. Ancak para ile ilgili işlem ve senet, çek ve bunun gibi ticari belgelerde sayılar bitişik yazılır. 565 YTL, 25 yeni kuruş. Roman rakamları ancak hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinin belirtilmesinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir. 4. Murat, 20. yüzyıl, 15. 12. 1900 15-12 1945 ve 11. cilt örneklerindeki gibi. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır. 16,3 yani 16 tam 10'da 3, 2,16 2 tam %16 gibi. 5 ve 5'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak suretiyle üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. 565.270 örneğindeki gibi. Sıra sayıları yazıyla da rakamla da gösterilebilir. 8. 25. 19. gibi. Üleştirme sayıları rakamla değil yazı ile belirtilir. 5'er, 70'er, 100'er, 1'er, 1'er, 10'ar, 10'ar örneklerindeki gibi. Küçük ve büyük harflerin kullanımı. Büyük harflerin kullanıldığı yerler sayfada zaten başlık başlık göreceksiniz. Birincisi cümle büyük harf ile başlar. Atatürk'ün bir sözüyle bu örneği sözünde görüyorsunuz. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç için alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti konur. Yani nokta, soru, ünlem hangisi gerekiyorsa. Tırnak içine aktarılan söz tam bir cümle değilse veya cümlenin baş tarafı alınmamışsa büyük harf ile başlamaz. Örnekte görüyorsunuz. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Örneklerde görüyorsunuz. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle yazılır. İki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanmışsa bunlar küçük harfle yazılır. Sayı adlarına eklenen lı, lu, eki eklendiği sayıya gruplama, bir arada olma anlamı katar. İkili, üçlü, beşli, sekizli, onarlı, yüzerli, binerli örneklerindeki gibi. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede ilk harf büyük yazılır. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz. Dizeler genellikle büyük harfle başlar, özel adlar büyük harfle başlar, kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar, takma adlar da büyük harfle başlar. Bütün bu bilgilerin örneklerini sayfada görüyorsunuz. Özel ada bağlı saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları da büyük harfle başlar. Akrabalık ifade eden kelimeler büyük harfle başlamaz. Ancak akrabalık kelimeleri lakap yerine geçerse ya da unvan değeri kazanırsa büyük harfle başlar. Resmi yazılarda saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Hayvanlara verilen özel adlar da büyük harfle başlar. Millet, boy ve oymak adları büyük harfle başlar. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Devlet adları büyük harfle başlar. Din ve mezhep adları, din ve mitoloji kavramlarını karşılayan özel adlar büyük harfle başlar. Ancak Tanrı kelimesi özel ad olarak kullanılmazsa küçük harfle başlar. Bazı dini terimlerin küçük harfle başlaması genel gelenekselleşmiştir. Cennet, cehennem, uçmak, peygamber, sırat köprüsü gibi. Gezegen, yıldız adları büyük harfle başlar. Dünya, güneş, ay kelimeleri, coğrafya ve astronomi terimi ise büyük. Diğer durumlarda küçük harfle yazılır. Yer adları büyük harfle başlar. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve bunun gibi tür bildiren ikinci isimler de büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy ve bunun gibi sözler küçük harfle başlar. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman kelime başında büyük harf kullanılır. Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş ve kurul adları büyük harfle başlar. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin adları da büyük harfle başlar. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve bunun gibi sözler tabii ki büyük harfle başlamaz. Kitap adlarında ve başlıklarda arada ve sonda bulunan ve ile ya veya yahut ki da diye bağlaştırılır. Mı, mu, soru, iki
küçük harfle yazılır. Milli ve dini bayram adları, bayram niteliği kazanmış günlerin adları da büyük harfle başlar. Kurultay, bilgisayarın açık oturum, sempozyum, panel ve bunun gibi toplantıları bildiren adların her kelimesi büyük harfle başlar. Tarihi olay, çağ ve dönem adları da büyük harfle başlar. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri büyük harfle başlamaz. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerdeki özel adlar büyük harfle başlar. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle başlar. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildirmiyorsa küçük harfle yazılabilir. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar. Bilim dallarında kullanılan terimlerin büyük harfle yazılışı ilgili dallardaki uygulamaya bağlıdır. Kitap, bildirim, makale ve benzerinde ana başlıkta bulunan kelimelerin tamamı, alt başlıkta bulunan kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Kitap, dergi ve benzerlerinde bulunan resim, çizelge, tablo ve benzerlerinin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Birleşik kelimelerin yazılışına gelecek olursak, bitişik yazılan birleşik kelimeler, ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Cumartesi, sütlaç, kaynana gibi. İsim soylu bir kelime ile bir yardımcı fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik fiiller bitişik yazılırlar. Şükreylemek, hissetmekteki gibi. Sadece söyleyişte tonlaşma biçiminde ses değişmesine uğrayanlar ise ayrı yazılır. Azat etmek, hamd etmek, iktisap etmek örneklerinde görüyorsunuz. Birleşik kelimelerde kelimelerin her ikisi veya ikincisi anlam değişmesine uğrarsa bu tür kelimelerde bitişik yazılır. Hani aslan ağzı, balık gözü gibi. A, ı ve u zarf fiilekleriyle yapılan tasvir fiilleri bitişik yazılır, gelebilmek, şaşakalmaktaki gibi. Bir veya iki öğesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Alaşağı, rastgele, kapkaç örneklerindeki gibi. An, re, ar, maz ve mış, muş sıfat fiilekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Çöp çatan, bilgisayar, vurdum duymaz, gökdelen örneklerindeki gibi. İkinci kelimesi dıdı belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Her iki kelimesi dıdı belirli geçmiş zaman veya rr geniş zaman eklerini alan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Somut olarak yer bildirmeyen alt üst üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır. İki ya da daha çok kelimenin birleşmesiyle oluşan kişi adları, soyadları ve lakaplar da bitişik yazılır. Örnekleri sayfada görmektesiniz. İki veya daha çok kelimeden oluşmuş Türkçe yer adları, şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su ve benzeri kelimelerle kurulan sıfat tamlaması kalıbındaki yer adları, şahıs adları ve ünvanlardan oluşmuş mahalle, köy ve benzeri yer ve kuruluş adlarında ünvan kelimesi sonda ise gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır. Ara yönleri belirten kelimeler de bitişik yazılır. Her iki öğesi asıl anlamını koruduğu halde bazı kelimeler yaygın bir şekilde bitişik yazılır. Bu durum gelenekselleşmiştir. Başbakan elebaşı, Hinoğlu Hin, Başeser, Binbaşı, Amca Kızı örneklerindeki gibi. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Hane, zade, name kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır. Eczane, hastane, postane, pastane sözleri kullanımdaki yaygınlık dolayısıyla eczane, hastane, postane, pastane biçiminde yazılmaktadır. Arapça ve Farsça kurallara göre oluşturulmuş olan tamlamalar ve kalıplaşmış sözler bitişik yazılır. Müzik, makam adları, kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır. Ayrı yazılan birleşik kelimelere gelecek olursak, isim soylu bir kelime ile bir yardımcı fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik fiiller, ses düşmesi, ses türemesi yoksa ayrı yazılırlar. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri değişikliğe uğramamışsa bu tür birleşik kelimeler ayrı yazılır. Örnekleri sayfada görmektesiniz. R, ar, maz ve an sıfat fiilekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır. Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar da ayrı yazılır.
renk adlarında kullanılan yer yön isimleri ayrı yazılır. Şahıs adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy ve benzeri yer ve kuruluş adlarındaki sondaki ünvanlar hariç şahıs adları ayrı yazılır. Yine örnek. Dış, iç, öte, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler de ayrı yazılır. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler de ayrı yazılır. Deyimlerin yazılışına bakacak olursak, deyimler zaten ayrı yazılır. İkilemeler ayrı yazılır. İki ünsüzle başlayan veya biten kim alıntı kelimelerin yazımında bu ünsüzler arasındaki ünlüler gösterilemez. Bunlar da Francalı gramer, profesör, spiker örneklerindeki gibi. Bu tür birkaç alıntıda söz başında veya iki ünsüz arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü söylenişte de yazılışta da gösterilir. İskarpin, iskele, iskelet örneklerindeki gibi. İçinde yan yana veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzlerin arasında ünlük olmadan yazılır. Alafranga biyografi örneklerindeki gibi batı kökenli alıntı kelimelerin içindeki ve sonundaki G ünsüzleri olduğu gibi korunur. Biyografi, dogma, demagog örneğindeki gibi. Ancak coğrafya, fotoğraf ve topograf kelimelerinde G'ler yumuşak G'ye döner. Yabancı özel adların yazılışı ise Arap-Fars kökenli kişi ve yer adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır. Latin harflerini kullanan dillerden Türkçe'ye giren özel adlar orijinal şekilleriyle yazılır. Bazı adlar Türkçe okunuş biçimiyle yazılır. Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır. Yine örnekler sayfada görülüyor. Ait olduğu dilde ayrı yazılan yer adları Türkçe'de de ayrı yazılır. Latin alfabesinden başka bir alfabeyi kullanan dillerden alınan özel adlar Türkçe söylendiği gibi yazılmaktadır. Türk devlet ve topluluklarındaki özel adlar Türkçe'de yerleşmiş söyleniş biçimlerine göre yazılırlar. Örnekleri görmektesiniz. Arkadaşlar, her dersin sonunda hazırlamış olduğum gibi yine size birkaç soru hazırladım. Sorulara bakıp cevaplarını vermeye çalışırsanız sevinirim. Yine bildiğiniz gibi her 3 dersten sonra bir bibliografi hazırlıyorum size. Şimdi de işte 4., 5. ve 6. derslerle ilgili bibliografiyi sayfada görüyorsunuz. Merak ettiğiniz, daha ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konularda bu kitaplara başvurabilirsiniz. 6. dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.